Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deprem çantamızda yer alması gereken teknolojik cihazlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kısa süre önce ülkemizde bir Maraş depremi yaşandı ve ne yazık ki 45 binin üzerinde vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetti. Bu depremin ardından büyük İstanbul depremi aslında ön plana çıktı diyebiliriz ve insanlar deprem çantası hazırlamaya başladı. Peki bu deprem çantasında bulunması gereken şeyler neler? Biliyorsunuz bununla ilgili pek çok makale yayınlandı, pek çok uzman görüşünde bulundu ve bu çantada yer alması gereken bazı teknolojik aletler de olması gerektiği söyleniyor. Peki bu teknolojik aletler neler? Biz bunu size daha iyi anlatabilmek için Marmara Forum'da yer alan MediaMarkt mağazasına geldik ve bu mağazayı bayağı bir dolaştık arkadaşlar. Bu zaten büyük devasa bir mağaza ve burada deprem çantamızda mutlaka yer alması gereken bazı teknolojik ürünler bulduk ve şimdi bunları sizlerle paylaşacağız. İlk olarak arkadaşlar şöyle bir fener bulduk. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Işıldak fener olarak geçiyor. Portatif, küçük ve pille çalışıyor. Özel olarak pille çalışanını seçtik çünkü şu var arkadaşlar. Biliyorsunuz deprem felaketinden sonra Maraş'ta birçok şehre günlerce elektrik verilemedi. Dolayısıyla deprem anından sonra elektrik en büyük sorunlardan biri haline geliyor. Dolayısıyla piliyle çalışan bir şeyi satın almanız sizin açınızdan daha olumlu olacaktır. Neden? Burada bu cihazın pilini değiştirdiğiniz sürece kullanmaya devam edebilirsiniz ki bu da çok önemli bir kriter. Bu fener arkadaşlar iki fonksiyonlu bir fener ve oldukça portatif. Fener deyip geçmeyin. Burada çok kapsamlı fenerler de var. Örneğin ses çıkaran bir fenere de rastladık arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Biliyorsunuz deprem çantanızda bulunması gereken şeylerden bir tanesi de düdük. Hatta en ön sıralarda yer alan alet diyebiliriz düdük için. Fakat bu fenerler ses de çıkartıyor arkadaşlar bazı modellerde. Ve bu modeller doğal olarak düdük işlevi de görmüş oluyor. Allah korusun deprem anında binanız yıkılırsa ya da siz bir yerde sıkışıp kalırsanız bu düdük yardımıyla, daha doğrusu bu ses çıkartan fener vasıtasıyla yardım isteyebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka arkadaşlar deprem çantası hazırlarken şöyle küçük portatif bir feneri çantaya koymayı ihmal etmeyin. Evet, geldik ikinci sıraya. Tabii ki ikinci sırada piller var arkadaşlar. Pille çalışan bazı cihazları çantanıza koyarsanız ki burada sizin özel ihtiyaçlarınıza göre bazı cihazlar şekillenecektir mutlaka. Kaliteli piller almanızı tavsiye ederiz sizlere. Burada pil deyince insanın aklına genel olarak AA ya da AAA tarzında farklı boyutlar geliyor. Ama sadece bu değil arkadaşlar. Pillerin üzerinde kapasiteleri de yazıyor. Hatta bazıları özel maddelerden üretiliyor. Bu da pilin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir deprem bölgesinde bazı şeylere ulaşmak çok zor olduğu için olabildiğince yüksek kapasiteli ve olabildiğince kaliteli pilleri temin etmeniz sizin açınızdan çok daha doğru olacaktır. Gelelim çantamızda mutlaka ama mutlaka bulunması gereken bir diğer teknolojik cihaza, tabii ki powerbank arkadaşlar. Buraya geldik biz. Yani 5000 mAh'dan başlıyor. 30.000 mAh'e kadar çok çeşitli powerbankler var arkadaşlar. Burada tabii ki en yüksek kapasiteli powerbank'i çantamıza koymamız bizim için daha iyi olacaktır. Neden? Az önce de söylediğimiz gibi günlerce elektrik verilemeyen şehirler oldu. Dolayısıyla elektriğe ulaşmanız çok kolay olmayabilir ilk etapta. Bu yüzden yüksek kapasiteli bir powerbank, telefonunuzu ya da çantanızda bulunan farklı bir cihazı defalarca şarj etmenizi sağlayacaktır ki mutlaka zaten telefonunuzu yanınıza alırsınız diye tahmin ediyor. Zaten pek çok kişi telefonuyla başucunda uyuyor. Dolayısıyla bir deprem anında da hemen telefonunu alıp çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda telefonumuzu ve çantamızı alacağımız için powerbank bizler için olmazsa olmazlardan biri diyebiliriz. Dediğim gibi 30.000 mAh'lik powerbankler var. Örneğin burada Baseus markasını şöyle göstereyim. Devasa bir powerbank'i var. Bu arkadaşlar 30.000 mAh'lik bir powerbank ve güzel yanı şu, burada 2 tane giriş var, 2 tane de çıkış var. Dolayısıyla bu powerbank'ten aynı anda 2 telefonu ya da 2 cihazı da şarj etmeniz mümkün hale geliyor. Powerbank'imizi aldık, telefonumuz var ama şarj kablomuz yok. Malum o deprem anında, o panik anında kalkıp da evde şarj kablosu arayamazsınız. Dolayısıyla çantanızda bir kablonun bulunması sizin için çok daha avantajlı olacaktır arkadaşlar. Burada çeşitli kablolar satılıyor ama size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Burada mesela aynı slot içerisinde 3 farklı uca sahip kablolar var. Bu kabloların içerisinde Lightning var, Tip-C var ve mikro girişi var. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini alırsanız
cihazınız ne olursa olsun, şarj edeceğiniz cihaz ne olursa olsun her 3 kişi de kullanabileceğiniz için herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Dolayısıyla deprem çantanıza böyle bir kablo koymanızı da sizlere şiddetle öneriyoruz. Evet, son olarak çantamızda yer vereceğimiz cihazlardan bir tanesi de GAN şarj aletleri olabilir. Biliyorsunuz bunlar aynı anda pek çok cihazı yüksek hızda şarj edebiliyor. Burada tabii aklınıza şu gelecek, ya deprem anından sonra elektriğe ulaşmak zor olduğu için acaba hani ben diğer cihazlarımı vesaire şarj edebilir miyim? Belli bir süre sonra arkadaşlar, atıyorum 2-3 gün sonra, 5 gün sonra vesaire, çadırlar falan kurulduktan sonra bunlara bir şekilde elektrik verildi. Fakat burada önemli olan şey cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bir ortak adaptörün olması. Normal şartlarda biliyorsunuz her cihazın farklı adaptörleri var. Lakin burada bir GAN tarzı adaptör aldığınızda aynı anda telefonunuzu ve diğer ekipmanlarınızı, bilgisayardan tutun, tabletten tutun, kulaklıktan tutun, yani aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da önemli. Yani power bank'in yanında daha sonrası için, elektrik verildiğinde daha sonrası için bir GAN şarj cihazını da çantanıza koymanızı tavsiye ederiz. Eğer sizlerin de bu listeye eklemek istediği eşyalar varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.